Merhaba sevgili takipçilerimiz, kankalarımız, sevgili değerli izleyici konuklarımız. Yes yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili değerli izleyici konuklarımız, biz gelmedik dava için, bizim işimiz, sevgi için, dostun ev, gönüllerdir gönüller yapmaya geldik sevgili değerli izleyici konuklarımız. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı hoş gördük yaradandan ötürü, sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz diyoruz ve Allah affeder kulu affetmez serimize 8. bölümle devam ediyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Beğenilerinize talibiz, yorumlarınıza talibiz, onlar bizim için çok çok önemli diyoruz ve başlıyoruz sevgili değerli izleyenler. Gün geçmiyordu ki Erbaan'ın güzidesi haline gelen 8'den çay bahçesi her gün her yenilikleriyle güzelliğine güzellik, müşteri sayısına müşteri katıyordu. Çoğunluk memnuniyet içerisindeydi. İçtiği çaydan, yediği simitten tutup kahvaltılığına, keyfi yeşillikleriyle, aile boyutuyla da ilgilenenleri bambaşka güzellikte bir boyut kazandırıyordu. Ama ve lakin Ferdi'nin 8'den çay bahçesini satın alması ile ilgilenenleri Hacı Ahmet'in eski kahvanede işçi olarak bulunduğu arkadaşları ile ancak pek sevmediği ilgilenenleri sahipleri ile hani eski haraç kestiği işçileri 8'den çay bahçesi ile değiştirmişti. Yine her gün borç yazmıştı. Önceki kahvanede olduğu gibi bu 8'den çay bahçesinde borçtan borca kapattırmaya kadar sevk etmişti. Ferdi bu hamlesine başarılı olamamıştı. Neredeyse her gün Ferdi'nin getirdiği boyut ile kahvehane müşteri sayısında azalmalar oluyor, güzelliğinden ödün veriyor ve neredeyse her gün her gece dehşet dolu geçiyordu. Bir gün işçi iş yerine sarhoş geliyordu. Birilerine maddi ya da manevi psikolojikmen zarar veriyordu. O müşteri buralara gelmeyin diyor ve masalar ıpırsız kalıyordu. Ferdi 8'den çay bahçesinde satın aldıktan bir süre sonra kendisini buraların ağası ilan etmişti. Kendine yalandan da olsa ağam dedirttiriyordu. Tıpkı Hacı Ahmet'e ağam dedirttirerek küçük düşürdüğü gibi. Halbuki herkes biliyordu ve diyordu ki bizim ağamız Hacı Ahmet'tir, Hüseyin'dir. Zor anlarımızda onlar yanımızda oldu diye. Artık o dehşet dolu geceler, dehşet dolu günler geçiyordu. 8'den çay bahçesi eski göçsüz güzelliğine tekrar bürünüyordu ve hiç olmadığı kadardı. Ferdi'nin hapishaneye girmesiyle birlikte 8'den çay bahçesi oğluna kalmıştı. Lakin oğlunu bilmeleri istemeyen Ferdi'ye karşılık oğlu ben burayı işletemem. Zaten daha görkemli olması için daha iyi yöneticilerin işletmek isteyenleri olsun demişti ve Hüseyin'e uygun bir fiyatta satmıştı. Hüseyin ise Bekir'e devretmişti. Bekir'in denetiminde 8'den çay bahçesi nefes almıştı. Daha neler? Polislerin arasında işçi olarak bulunan hain gizli ajan polis Cevdet bir şekilde Ferdi'nin tüm sicil kayıtlarını gece yarısı komiserin odasına sisteme sızarak silmişti ve Ferdi'ye ertesi gün haber vermişti. Tek yapman gereken avukat tutman dedikten sonra aradan zaman geçmişti. 10 gün sonrasında Ferdi avukatımı çağırın demişti ve duruşmayı başarıyla sonuçlandırmıştı. Hapishaneden tereyağından kıl çeker gibi çıkmayı başarabilmişti. Hapishaneden çıktıktan sonra Cevdet'in banka hesabına tonla para yatırarak teşekkürlerini sunan Ferdi soluğu malikanesinde bulmuştu. Almanya'dan geliyorum. Almanya, Berlin'de sanayi statüsünde büyük başarılara imza atan Tuncay memleketini özlemişti. Hele askerden geldiğini duyunca hemen gelmek istemişti. İşçi gerekiyordu. Bayağı para birikimi yapan, tutumlu olmasıyla gözleri dolduran Tuncay bir kez olsun tutumundan taviz vermemişti ve parasını banka hesabına yatırmıştı. Toplamda 171 bin lira kazanan Tuncay memleketine yatırım yapmak istemişti. Fakirleri doymak, hayır kuruluşlarına bağış yapmak, parasını bu yönlerde harcayarak geride tek maaşı kalmıştı. O da bir aylık işçi maaşı 21 bin liralık parasıydı. Onu da memleketinde sevdikleriyle beraber harcamak istiyordu. İşi bırakmıştı. Tekrar dönmeme kararı almıştı. Haberi duyan Hacı Ahmet ve ailesinin gözleri dolmuştu. Gel oğlum çok özledik. Gittin bir ay 15 gün sonra geldin. Sonrasında gelemedin. Yıllardır yoksun. Gözümüzde tutuyorsun. Fatma'nın İstanbul yolculuğu. İstanbul Üniversitesi Belge Yönetimi kütüphaneciliği tutturan Fatma abisi Tuncay'ın gelmesiyle beraber 15 günlük hasret sona ermişti. Ve şimdi gidiyordu. Muazzez gözü yine yollardaydı. Muazzez canım kızım kendine iyi bak. Fatma hafif tebessüm ederek tamam anne. Otobüste yolculuk seferine başlayan Fatma 4 yıllık tarihi İstanbul Üniversitesi'nde soluğu bulmuştu. Yurdu ihtiyaçları abisi Mehmet ayarlamıştı ve Sultanahmet'inden tutup Ayasofya'ya vapurla çok güzel bir gezmenin ardından abisi Mehmet ile yolları ayırmıştı.
bilgisayar mühendisi Mehmet. Mehmet artık işini eline almak istiyordu. Askerlikten memleketine gelmesine tam bir ay geçmişti. Üniversiteyi bitirip öğle askerliğini yapan Mehmet bir ay sonrasında atanmıştı ve şükrediyordu. Bilgisayar mühendisi olmak onun en büyük hayaliydi. Asker olmak vardı. Vatan görevini layıkıyla yerine getirmişti. Şimdi sırada ne vardı Mehmet'i bekleyen? Mürüvvetimizi görmek istiyoruz. Mehmet yine evde geçen bir pazar günüydü. Tek eksiğimiz Fatma'ydı. Çok güzel bir aile kahvaltısında üç taraftan aynı şey mi söylenir? Muazzez oğlum Mehmet'in Tuncay'ın yaş bedeninden ayrılıyor. Hacı Ahmet anan doğru söylüyor. Oğullarım yaş bedeninden ayrılıyor. Yunus araya girmişti. Yaş bedeninden ayrılıyor diyorsun. Bire kurban yaş hepimizin bedeninden ayrılıyor. Bu yaşıma geldim böyle bir şeyi mantığıma sığdıramıyorum. Her canlı ölümü tadacak. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Allah Azze ve Celle bilir. Lakin yaşlanıyoruz bir yandan demeniz daha doğru. Ben yaşlıyım demiyorum da öyle değil mi torunlarım? Mehmet yani dede içimin yağları eridi. Çok güzel bir cevap. Tuncay helal olsun dede. Yunus mürüvvetimi göreyim hele. Torunumun torunlarını o zaman ben de size helal olsun diyeceğim. Mehmet kahvaltısını yaptı. Çayını yudumladı. İşime henüz kavuştum. Adalesi yok ya diye cevap verdikten sonra kalktı ve iş yerine geçti. Tuncay da hadi selametle. Muazzez sen nereye Tuncay? Tuncay abimin yanına. Ferdi'nin ailesi. Ferdi hapishaneden çıkmıştı ve soluğu turkuaz renkli 3 katlı villasında yeşillikleriyle kaplı villanın hemen önünde havuzu ve villanın çatısından sağında solunda arkasında ve önünde kiralık adamlarıyla yer alan malikanesinde bulmuştu solunu. Erbanın en ıssız köşesinde ikamet ederek yerini alıyordu. Esasında her ne kadar etrafı eşsiz güzellik olsa dahi derdi de olmazsa dahi biliyordu ki mutluluk olmazsa olmazıydı. Evlatları onun için bir yaşam kaynağı haline gelmiş idi. İki kızı bir oğlu olan Ferdi en sevdiği evladı kızı Maşide'yi öpe koktaya sarıla sarıla bir iştenlikle sevdiği oğlu Kazım'a ise sarılarak tebessümle geldim diyerek can olmuştu, can bulmuştu. Bir diğer kızı Mücella'ya ise aynı sevginin yarısını göstermemiş, yüzüne dahi bırakmamıştı. Maşide Kazım Mücella. Mücella hariç Ferdi'nin olmazsa olmaz ikilisiydi. Maşide üniversiteyi yeni bitirmişti. Mesleği psikolog uzmanlığına yeni bir şekilde atanmıştı ve 21 yaşındaydı. Kazım aralarında en büyük olanıydı. 27 yaşındaydı. Mesleği Brezilya'da can kurtaranlıktı. Mücella ise 24 yaşında turizm rehberiydi. Hepsinin de villada olduğu bir günde girmişti. Malikanesine, hapishanesinden çıktığına ise ne Maşide sevmişti ne Kazım ne bir tek Mücella sevmişti. Onun da sevinci babasının yüzünü yüz vermemesiyle sonuçlanmıştı. Erbaa meydanda bir dükkan daha açılıyor. Acaba Ferdi alet edebatların satıldığı Ferdi yoktur derdiği adında bir dükkan açmıştı. Marka lansmanını bu sözleriyle oluşturuyordu. Gel vatandaş gel. Her türlü alet edebat da derdiniz derman bulacak. Dükkanı açması ile dolması bir olmuştu adeta. Herkesin dilindeydi. Ferdi yoktur derdi. Ferdi yoktur derdi. Bu alet edebat da vardır dermanı diye. Müşteri geliyordu ve derdime derman olacak en kısa sürede tavuk pişirecek bir tencere diyordu. Ferdi al bu düdüklü tencere tam sana göre diyordu. Müşteri geliyordu ceviz kıracağı, fındık kıracağı veriyordu. Bunların yanı sıra derdiniz derman bulsun yine bekleriz. Buyurun kuru yemiş diyordu. Ücretsiz bir şekilde temin ediyordu. Müşteriler Allah razı olsun derdiniz olmamakta sabit kalsın. Hep dermanla kalsın diyordu. Ferdi'nin de yüzü gülüyordu ama nafile. Kendinizi affettirirseniz o Allah katında zaten affedilmiştir. Şüphesiz o kadir olandır, her şeyi bilendir, görendir, Rabbimizdir. Değerli kıymetli kardeşlerim, insan olarak kendimizi ne zannediyoruz? Öfkeleniyoruz ve affetmiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendiğin zaman abdest al diye buyurmuştur. Zira dünyada kaç bin insanın canı yanıyor soruyorum. Sizlere günde 70 bin insan canının yanmasından, kan davalarının, hak, hukuk davaların çiğnenmesi, insanların ailelerinin katledilmesi, bundan acı bir durum sizce söz konusu olabilir mi? Değerli kıymetli mümin yoldaşlarım, bir insanlığı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir diye buyurmuyor mu yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Nurlu hadisi şerifine şüphesiz ki Allah Azze ve Celle her şeyi duyandır, bilendir. Galib belada söz verdiğimiz sözü tutasınız diye bizlere öğüt veriyor. Son olarak ise arkadaşlar, camiden çıktığınızda herkes birbirinin hakkını helal etsin. Birbirinizin üzerinde hakkı kalmasın. Allah'ın kuluna, peygamberin ümmetine bu yakışmaz mı?
Kıymetli mümin kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkınızı helal etmediğiniz şahsın cehennemde yanacaktır diye buyurmadı mı? Allah'ın kulu peygamberin ümmeti olarak bizlere kibir, nefret, öfke, dedikodu yakışmaz. Bizlere af dilemek ve affetmek yakışır diyerek sonlandırdı. Haydin namaza. Haydin cemaati Müslümin, hayya ale selah, hayya ale felah namazı diyen imamın ardından müezzinin kameti getirmesiyle cuma namazına tekbir getirerek durmuşlardı. İki rakatlık huşu içerisinde güneşin tepeden bastırmasıyla pencereden içeriye giren güneş eşiğinde cemaat sayısının rekor olmasıyla çok güzel bir ahenk kazanarak o ahengi tadarak cuma namazını mütakiben kıldıktan sonra her cuma günü ayrılmayalım son sünneti zülfü ahir ve litri son sünneti olmak üzere 10 rekatlık namazımızı da kılalım değerli kıymetli mümin kardeşler. Nereye gidiyorsunuz? Gidenler sizlere söylüyorum diyerek gidenleri döndürmüştü. Cami ilçenin en büyük, en kalabalık cami unvanını almaktaydı. Bu hoca aynı zamanda her camide okunan hutbe ile birlikte kendi yazdığı hutbesini de vaazınızda paylaşmaktaydı. 19 gün sonra, tam 19 gün sonra Ferdi'nin hapishaneden çıkmasıyla beraber Hacı Ahmet ve ailesi de huzursuzluğun tekrardan gelebileceğini öngörerek, tahmin ederek İstanbul için son hazırlıklarını yaptılar. Ferdi yüzünden yaptıkları bu kaçıncı taşınmaydı. Muazzez Fatma'ya haber verir, geliyoruz kızım. Fatma nasıl anne? Muazzez Ferdi olacak. Dersiz nasıl bulduysa hapishaneden çıkmış. İstanbul'a taşınıyoruz. Fatma taşınmadan önce neler oluyor öyle? Hacı Ahmet evlatlarım siz gidin. Ben burada kalıp Ferdi dersizine haddini bildireceğim. Tuncay olur mu öyle şey baba? Sen ne diyorsun? Öyle. Hacı Ahmet bak Mehmet'im, Tuncay'ım, ailemize sahip çıkacaksınız. Belki burada öleceğim, belki burada kalacağım. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Muazzez herif etme, sensiz olmaz. Etme, aç tamam mı ermez. Diyorsan ki bu iş böyle olmaz, sen bilirsin. Hacı Ahmet biz yaşayacağımızı yaşadık Muazzez'im. Bırakalım evlatlarımız yaşasın. Muazzez hani mürüvvetlerini görecektik. Hacı Ahmet nasipse göreceğiz inşallah. Biliyorum bu adamın hedefinde ben olamam. Birisi varsa o da Mehmet'tir. O gün bugündü. Ferdi ortalığı darman duman ediyordu. Mehmet çıksın ortaya diyerek girdiği 8 genç çay bahçesinin masaları dağıtarak çay ocakları başına darman duman ederek haykırarak bir haller olmuştu. Dükkanı açmıştı, açmasına da Hacı Ahmet'in ve ailesinin gözüne batmamak kendi eksenine çekmek için açmıştı. Başarısızlığını ortalığı darman duman etmekle bulmuştu. Kendisini hapishaneye yattıran şahsı karşısında görmek, hapishanede geçirdiği 19 günün bedelini hapishaneden çıkışın 19. gününde onun hedefi olmuştu adeta. Ferdi bu hamlesine de yine başarısız mı olacaktı yoksa başarılı mı olacaktı? Bıçaklı saldırı. Gün geçmiyordu ki sekizgen çay bahçesi güzelliğine güzellik, ününe ün, müşterilerine müşteri katıyordu. Ta ki Ferdi gelene dek. O gün çay bahçesinin tüm denetimini sağlayan Bekir izne ayrılmıştı. Bakmıştı ki işler de gayet güzel gidiyor. İzne ayrılmanın tam sırası demişti. Lakin etrafındaki diğer çalışanlarını 200'de olduğuna bir an kestirememişti. Hacı Ahmet'in Ferdi ile yüzleşmek istemesiyle beraber bıçaklı saldırıya uğraması bir olmuştu. Sıradaki başlık Bekir'in pişmanlığı mı olsun, Hacı Ahmet vefat mı etti olsun, 2 ay sonra mı olsun, hepsi bir arada 2 gün önce. Hacı Ahmet baba annem nerede? Hacı Ahmet annenle güle gitti, bağa gitti oğul yaprak toplamaya. Mehmet iyi çok güzel, pek de severim zeytinyağlı ve dolma yemeğini, iyi madem ki. Ferdi'den haberi olmasın da Hacı Ahmet oğul bugün cuma namazından sonra hatırımızda kalacak şeyler yapalım. Ne dersin? Hüseyin, Bekir ve oğlu Bekir de gelir. Mehmet daha ne olsun babam, sarılırlar. Hacı Ahmet canım oğlum benim, Mehmet aslan babam benim. Konuşmayı duyan Tuncay ben yok muyum baba? Hacı Ahmet olmaz olur musun evlat? Tuncay veda konuşması gibi oldu. Hacı Ahmet olur mu şey? Tuncay'ım, oğlum, Hüseyin ile Bekir ve Bekir'in oğlu Bekir de gelmişti. Hep beraber yaylada piknik yapmışlardı. Bekir'in oğlu Bekir araya girerek soruyorlardı. Babanın adı Bekir, senin adın da Bekir, bir sebebi var mıdır diye. Rahmetli annem bu soruyu defalarca cevaplamaktan bıkmamıştı. Ben de bıkmadan yanıt vereceğim dedim. Sonradan kendi kendime. Hacı Ahmet cidden enteresan değil mi ha Tuncay? Tuncay aynen öyle. Bekir'in oğlu Bekir, babamın babasının adı Bekir'miş. Onun da babasının adı Bekir'miş. Öyle süre geliyor, düzen bozulmasın demiş babam da. Hacı Ahmet Bekir gillerdensin o zaman desene. Bekir gülerek cevap verir. Hacı Ahmet ne yaptın Bekir, izne mi ayrıldın? Bekir izne ayrıldım da şöyle bir piknik yapayım dedim. Hüseyin çok güzel yaptın, çok güzel. Bekir Allah razı olsun, çok sağ ol. Ne iyi ettin sekizgen çay bahçesinin denetimini bana vererek. Hüseyin cümleten inşallah. Evet. Pikniklerin çok güzel bir şekilde yayda havası eşiğinde yapmış olmalarının, ağaçların görülmesi, güllemesini, esen havanın işlerine işlemesi çok iyi gelmişti.
2 ay sonrasında Ferdi oğlu Kazım'a tayini istemesini istemişti. Yanında olsun istiyordu, özlüyordu. Maaşı değilse işinden bir zaman dilimi kopararak dükkanı yönetmesini istemişti. Mücella'ya ise hiçbir şey söylememişti. O gün Hacı Ahmet nasıl sorusuna doktor gelip baktığında geçmiş olsun Hacı Ahmet vefat etti denildi. Mehmet ve ailesi bu esnada çoktan İstanbul'a varmışlardı ve Fatih semtinden bir ev kiralamışlardı. O esnada Ferdi bunlar ne yaptı, ne etti diye kara kara düşünürken Hacı Ahmet'i bir an bıçıklamasından ise dert yanıyordu. İçerisine tekrardan hapishaneye girme endişesi ve korkusu vardı. O güne dair Hüseyin ve Bekir'in de bir haberi yoktu. Bunun olmaması Tekizgen Çay Bahçesi'nde işçilere para karşılığı olanlardan haber etmemek üzere bildirmemesi içindeki korku ve endişesini söndürüyordu. Neler oluyor öyle? İnanılmaz. Kazım'ın tayinini istemesiyle İstanbul'a çıkması, Ferdi'nin Mehmetgil'in nerede olduklarına dair hiçbir bilgisi olmamasına rağmen Ferdi'nin de İstanbul'a taşınması, dükkanı Ferdi yoktur derdi onu da taşınması bir olmuştu adeta. Neler oluyor öyle? İnanılmaz. Tesadüfler. Ferdi'nin derdi bir sonraki bölümde sevgili değerli izleyici konuklar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere.